Merhabalar. Aspire destemimize offset ve layout menüsüyle layout araçlarıyla devam ediyoruz. Bunu hemen bir uygulama üzerinde örneklerle açıklayalım. Hemen bakın bir dikdörtgen oluşturuyorum. Dikdörtgeni yeniden boyutlandıralım. Biraz büyütelim. Evet. Daha sonra dikdörtgenimizi şöyle şuradan Move Selected aracıyla seçelim ve X0, Y0 noktasında ortalayalım. Dikdörtgenimizin köşelerinde birer tane daire çizelim ve daha sonra çizmiş olduğumuz bu daireleri trim komutuyla ne yapalım? Budayalım. Evet. Şu anda böyle bir şeklimiz var. Bakın bu şekilde offset işlemi yapacağım. Bunun için offset and layout grubu altında offset butonuna tıklıyorum ve nesnemi seçiyorum. Bakın arkadaşlar, outwards right, yani dışarıdan offset, içeriden offset ve iki taraftan offset yapıyorsunuz. Offset işlemi yaparken şuradaki delete orijinal seçeneğini seçerseniz orijinal vektörünüzü siler. O yüzden bunu kapatalım öncelikle. 5 milim dışarıdan offset verelim. Bakın ne yaptı? 5 milim dışarıdan offset vermiş oldu. Sonra 5 milim de içeriden verelim. Bakın 5 milim de ne yaptı? İçeriden offset vermiş oldu. Delete orijinal deyip offset'e bastığımızda tekrardan bakın bu şekilde bir nesneyi ne yaptı bana? Oluşturmuş oldu arkadaşlar. Offset bu şekilde kullanılıyor. Daha sonra çok kullanılan, yani CNC işiyle uğraşanların, CNC operatörlerinin, işte tasarım yapanların en çok kullandığı komutlardan bir tanesidir array copy. Yani bir nesneden birden fazla oluşturmak istediğimizde bu array copy komutunu kullanırız. Önce bunun için bir tane şuraya daire çiziyorum. Apply komutunu veriyorum ve dairemi seçtikten sonra buraya copy komutunu veriyorum. Bakın burada şunu söylüyor bana, diyor ki kaça kaç yapayım. Mesela diyorum 7 satır 7 sütun bana, hatta 7 fazla olmasa 6 satır 6 sütun, bunu çoğalt diyorum. Bakın arkadaşlar, burada spacing önemli. Spacing arada boşluk demek. Arada 5 milimlik boşluk vererek bu işi yap diyorum. Copy dediğimde bakın ne yapıyor? Bunu alanıma doldurmuş oluyor. Daha sonra bunları hepsini seçip şöyle hepsini seçip Transform Object kısmından sıfıra sıfır noktasında ne yapabiliyorum? Ortalığı şekle getirebiliyorum. Dışarıda kalanlar oldu. Çok da önemli değil. Şu anda herhangi bir ölçüde çalışmıyoruz. Bu şekilde kullanılan bir yapısı var. Bakın istemediğimiz elemanları da şuradan seçerek silme işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz. Bakın şunları alalım mesela. Sildik. Sildik. Bakın seçiyoruz. Seçiyoruz, sildik. Sadece 4'e 16 tane daire bırakmış olduk. Bu şekilde kullanılan bir menü arkadaşlar. Silelim. Çok kullanılan komutlardan bir tanesi circular copy, yani dairesel çoğaltma. Bakın bir tane dairemiz olsun. Dairesel çoğaltma komutunu verdiniz. Sonra önce elemanı seçmemizi istiyor. Seçtik. Burada hangi açı etrafında döndürelim diyor. Bakın sıfıra sıfır girdiğimde bunu 0 0 noktasında dönüştüreceğini söylüyor. Total Angle'ımız 360 derece, yani 360 derece boyunca dönüştürecek ve kopyalayacak. Copy komutuna bastığımızda bundan 13 tane daireyi 360 derece etrafında sararak oluşturmuş oluyor. Bu da bu şekilde kullanılan bir komut arkadaşlar. Daha sonra herhangi bir nesne etrafında obje çoğaltma komutumuz var. Bu da basit bir komut. Örneğin serbest bir şekil çizelim şöyle. Bakın serbest bir körümüz olsun. Sonra bir tane de yuvarlak dairemiz olsun. Apply komutunu verdim. Şimdi iki tane nesnemizi seçtikten sonra, bakın iki nesneyi seçtikten sonra şu copy element vectors dediğimizde şuradan kaç tane kopya istiyorsak copy komutu verdiğimizde elemanlarımızı o direction etrafında, yani o çizmiş olduğumuz eğri etrafında sarma işlemini gerçekleştiriyor. Daha sonra o eğriyi oradan silerek bu şekilde bakma işlemleri yapabiliyor. Evet arkadaşlar, Transform Object, vektör araçları, Edit Objects, Offset'leri anlattık. Bir sonraki dersimizde artık yavaş yavaş G-Code çıkarmaya, işte Toolpath çıkarmaya, bu öğrenmiş olduğumuz çizim araçlarını, offset araçlarını kullanarak yeni uygulamalar yapmaya başlayacağız. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.